Silon. Hukuk büromuzun saygıdeğer takipçileri, bir videomuzla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz yine gurbetçinin dertlerinden biri. Bir düşünün, yurt dışında yaşıyorsunuz, evlenmişsiniz. Daha sonra bir şekilde istenmese de boşanıyorsunuz. Yurt dışındaki bir mahkemeye başvuruyorsunuz ve boşanıyorsunuz. Ama Türk vatandaşısınız. Buna rağmen yurt dışından aldığınız bu boşanma kararı Türkiye'de geçerli değil. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Gidip Türkiye'de aile mahkemesinde dava açmanız gerekiyor. Peki, karşı taraf yurt dışında oturuyor. Siz de yurt dışında oturuyorsunuz. Davayı açtınız. Ama karşı taraf anlaşmaya yanaşmıyor. Ne yapacaksınız? Ona tebligat gönderilecek mahkeme kanunlarıyla. Yani uluslararası bir tebligat olacak. Ve Türkiye'deki tebligat kanununa göre eğer uluslararası tebligat yapılıyorsa duruşma günü en düşük 3 ay ileriye verilecek. Gitti geldi. Fakat tebliğ edilemedi. Bir daha, bir daha. Hadi başardınız. Aradan bir yıl geçti. Tebligatı başardınız. Duruşma gününü tebliğ ettiniz. Bu defa da mahkeme bir duruşmada inceledi, kararını verdi. O da tamam. Fakat bu kararı kişinin temiz hakkını kullanması için bir daha yurt dışına tebliğ etmeniz gerekiyor. Yani kısacası ızdırap. Hem yargılama için, mahkemeler için zor, hem vatandaşımız için zor. Tabii bunları yaparken de avukat ücreti, mahkeme masrafı, uluslararası tebligat masrafı, varsa tercüme masrafları gibi masraflar dolayısıyla da gurbetçimiz birçok masrafa katlanmak zorunda. Peki böyle olmazsa diğer ülkeler bunu nasıl hallediyorlar? Ben bu videomuzda Almanya'dan örnek vereceğim ve hükümetimize de, Adalet Bakanlığımıza da düzenlemenin bir örneğini vermeye çalışacağım. Tersini düşünelim. Türkiye'de boşandınız, Türk mahkemesinde boşandınız, aile mahkemesinde karar kesinleşti. Kesinleşme kararına Türkiye'de apostille aldığınızda Almanya'ya getirip tanıtmak istiyorsunuz. Çünkü burada işiniz var. Alman vatandaşsınız veya çifte vatandaşsınız. Bunu Almanya'da tanıtmanız gerekir. Ne yapıyorsunuz? İşte buradaki usul şöyle işliyor. Türk mahkemesi kararını Türkçe'ye tercüme ettiriyorsunuz. Pardon, Almanca'ya tercüme ettiriyorsunuz. Apostilesiyle birlikte. Ve götürüp buradaki Alman evlendirme memurluğuna veya Türkiye'deki bölge adliye mahkemeleri statüsünde olan Landesgericht, eyalet yüksek mahkemesine gönderiyorsunuz. Her şey dosya üzerinde yürüyor. Ve karşı tarafın da rızasına gerek yok. Landesgericht dediğimiz, yani istinaf mahkemesi hakimi kendisine gelen bu şeyi, bu kararı aile davaları ve çekişmesiz yargı işleri muhakemeli usulü kanunu diyeceğimiz, Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kanunun 107. maddesi gereğince inceliyor. Eğer tebligatlar yapılmışsa, herhangi bir sıkıntı yoksa, Alman hukuku açısından herhangi bir sıkıntı yaratmıyorsa, bu kararı sadece dosya üzerinden bakıyor ve onaylıyor. Onayladıktan sonra bütün Almanya'daki bütün daireleri bu karar bağlanıyor. Yani karar tanınmış oluyor. Kararın yürürlük tarihi de tıpkı Türk hukukunda olduğu gibi yabancı mahkemenin, yani Almanya'ya göre yabancı mahkeme, Türk mahkemesinin kesinleştiği, kararının kesinleştiği tarihten itibaren de Almanya'da hüküm ifade ediyor. Yani olay bu kadar basit ve çok az bir masrafla bu işi görebiliyorsunuz. Bu konuda Alman kanunları eyaletlere bu konuda yetki vermiş. Alman hukukunda bir boşanma kararının, yabancı boşanma kararının tanınması için tek kişinin başvurması,
Hatta kararın bir mahkeme kararı olması bile gerekmiyor. O ülkenin, örnek Danimarka'da belediyeler, Rusya'da nüfus müdürlükleri boşanmaya karar verebiliyor. Alman hukuku bunları da tanıyor ve bir kişi başvuruyor. Peki, böyle bir düzenleme bizim hukukumuz açısından olamaz mı? Adalet Bakanlığı çıkan haberlerde şöyle bir hazırlık yaptığını söylüyor. Diyor ki, ben idari yoldan tanımayı kabul edeceğim ama eşler beraber başvuracak. Beraber başvurmazsa ne olacak? Yine dava açılacak. İşte bu düzenleme bizim işimizi görmüyor. Halbuki tıpkı Alman hukukunda olduğu gibi, Türk hukukunda da, bunu Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu'nda veya aile mahkemelerinin kuruluşuyla ilgili kanunda bir düzenleme yaparak sadece hakim denetiminden geçerek, yine hakim denetiminden geçerek bu kararlar tanınabilir. Tek kişinin başvurusuyla. Zaten açtığımız davalarda da aynı şey yapılıyor. Sadece tebligatlar uzun sürdüğü için bu davalar uzun sürüyor. Zulme dönüşüyor. Halbuki hakim geliyor, mahkemede bakıyor. Alman mahkemesi veya Danimarka mahkemesi veya Fransa mahkemesi kararına bakıyor. Türk hukuku açısından bir problem yoksa davayı kabul ediyor. Türk mahkemeleri de aynı şeyi yapabilir Alman mahkemeleri gibi. Vatandaşımız, örnek verelim, Fransa'dan aldığı boşanma kararını götürüp Türk Aile Mahkemesi hakimine başvurarak tek başına çekişmesiz olarak, yani karşı tarafı olmayan bir dava şeklinde, biz buna hukukta şey diyoruz, esasa kaydedilmiyor bu davalar, değişik işe kaydediliyor. Yani bir ayrı defterde tutuluyor mahkemelerden Türkiye'de. Aynı şekilde değişik iş olarak kaydedebilir. Dosya üzerinden hakimler bu kararı verebilir. Devlet orada harcını alabilir ve vatandaşımız da tez zamanda karara ulaşıp işini görebilir. Yurt dışında boşanmıştır, Türkiye'de de resmi olarak boşanmış olur. Bu nedenle ben hükümetimiz yetkililerine buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle bir çözüm üretilebilir. Ve bu konuda 2015 seçimleri öncesinde AK Parti'nin bize sözü var. Gurbetçiye sözü var. Bu konuda bir düzenleme yapılacağına dair. Referandum öncesi Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım da geldi burada Almanya'da mahkeme kararlarının tanınacağını söyledi. Şu dönem olağanüstü hal dönemi, hükümetimiz olağanüstü dönemde kanun hükmünde kararnamelerle istediği kanunu değiştirebiliyor. Böyle bir düzenleme yaparak, yani yargının da idari yoldan değil de yargının da denetiminden geçecek şekilde bir düzenleme yaparak bu konuya çözüm bulabilir ve referandumdan önce bir kanun hükmünde kararnameyle bu kanun değişikliğini gerçekleştirebilir ve nihayetinde gurbetçimize böyle bir sorununa da çözüm yolu üretilmiş olur. Şayet videomuzu beğendiyseniz, bu videomuzu yayarak sesinizi, gurbetçinin sesini duyurabilirsiniz. İyi günler diliyorum.